Antalya'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ercan K. 41, Fas uyruklu eşi Siham K.'nin balkonundan girdiği evinde tartıştığı baldızı Raje A.'a ait 24 sokakta kovalayarak boğazını kesip 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Hamile olan Siham K. ise olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü. Olay dün saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa mahallesinde meydana geldi. Bir kız çocuğu annesi Siham K. bir süre önce güvenlik görevlisi eşi Ercan K.'nin kendisine şiddet uyguladığını, ölümle tehdit ve sürekli hakaret ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Ercan K.'ye uzaklaştırma cezası verildi. Çocuğuyla kalmaya başlayan Siham K. hamile olduğu için Fas'ta yaşayan kız kardeşi Reje Ait'i yanına çağırdı. Dün öğle saatlerinde Ercan K.'nin annesi Siham K.'nin evine giderek torununu alıp ayrıldı. Uzaklaştırma kararı bulunan Ercan K. de akşam saatlerinde konuşmak için eşinin kaldığı 3 katlı apartmanın zemin katındaki daireye geldi. Eşi kapıyı açmayınca Ercan K. elindeki bıçakla balkondan içeri girdi. Eşini elinde bıçakla karşısında gören Siham K. korkuya kapılarak fenalık geçirdi. Evde bulunan Reje A. ait bir yandan ablasına yardım etmeye çalışırken bir yandan da eniştesini evden uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak Ercan K. baldızına saldırdı. Korkan kadın evden çıkarak kaçmaya başladı. Reje A. ait çığlık atıp yardım isteyerek sokağın karşısındaki Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nin bahçesine girdi. Sağlık merkezinin güvenlik görevlileri elinde bıçakla koşarak gelen Ercan K.'yi içeri almamak için bahçe kapısını kapattı. Ancak saldırgan güvenlik görevlilerine doğru elindeki bıçağı sallayarak onları aşmayı başardı. Ercan K. bir süre bahçede kovalayıp yakaladığı baldızını vücudunun çeşitli yerlerinden ve boğazından bıçakladı. Özel güvenlik görevlileri Ercan K.'ye müdahale etti. Saldırgan güvenlik görevlilerinin elinden kurtularak olayda kullandığı bıçakla kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Reje ait için 112 acil çağrı merkezinden yardım istendi. Acil çağrı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Reje'ye ait ilk müdahaleden sonra ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Bu sırada olay yerine gelen ve kardeşini gören Siham K. uzun süre gözyaşı döktü. Komşularının sakinleştirmeye çalıştığı Siham K. de kontrol için aynı hastaneye götürüldü. Reje'ye ait tedaviye alındığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Reje Ait'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan ilk otopside Reje Ait'in 12 yerinden bıçaklandığı ve boğazının kesildiği tespit edildi. Ercan K.'nin daha önce baldızı Reje Ait'e cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Siham K.'nin ifadesine başvuran polis ekipleri Ercan K.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Ercan K. hakkında uzaklaştırma kararının Ağustos ayında verildiği ortaya çıktı. 22 Temmuz'da polis merkezine başvuran Siham K. eşinin Ercan K. hakkında kendisine sürekli şiddet uyguladığı ve hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu öğrenildi. Siham K. polise verdiği ifadesinde eşi hakkında 6.284 sayılı kanunun kapsamında uzaklaştırma talebinde bulundu. Siham K. Temmuz ayı sonunda verdiği ifadesinde 9 yıllık evli olduklarını belirterek evliliğim boyunca eşim sürekli bana şiddet uyguladı ve ölümle tehdit etti. 7 aylık hamile olduğum için Fas'ta yaşayan kız kardeşimi bana baksın diye 3 ay önce yanıma çağırmıştı. Sürekli kız kardeşime farklı gözle baktı, sürekli sıkıştırdı. Kendisiyle dini nikah yaparak yaşamak istediğini söyledi. Bunun üzerine kız kardeşim Fas'a dönmek üzere İstanbul'a gitti. Şikayetçi olmamam için beni tehdit etti.
Bana şikayetçi olursan başına her şeyi getiririm dedi. Bu zamana kadar korktuğum için şikayetçi olmadım dedi. Siham K. Darp raporunu da polise delil olarak sundu. Siham K.'nin şikayeti üzerine polis merkezine gidip ifade veren Ercan K. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Talebi inceleyen hakimlik Ercan K. hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verdi. Siham K.'nin 23 Eylül'de polis merkezine gidip eşi hakkındaki uzaklaştırma kararının uzatılması için yeniden şikayette bulunduğu da ortaya çıktı. Siham K. uzaklaştırma kararına rağmen eşinin sürekli kendisini rahatsız ettiğini, karara uymadığını belirtti. Eşinin kendisine yeniden zarar vermesinden korktuğunu belirten Siham K. uzaklaştırma kararının uzatılmasını istedi. Siham K.'nin bu talebiyle ilgili henüz kararın çıkmadığı kaydedildi. Diğer yandan polis firarı Ercan K.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürürken Siham K.'yi de koruma altına aldı.